Ulusal Kanal'dan mutlu akşamlar efendim. Gündem programıyla karşınızdayız. Gazeteci Sayın Nazlı Ilıcak bugün stüdyo konuğumuz. Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz kendisiyle. Bizlere sormak istedikleriniz, görüşleriniz olursa Twitter adresimizden ulaşabilirsiniz. Sayın Ilıcak hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şununla başlayalım dilerseniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı kaybettik. Evet. Söylemek istedikleriniz olur mu acaba? Onunla tabii başlamış olalım. Ben kendisini şahsen tanırdım. Sevdiğim birisiydi. Yani politikalarıyla son zamanlarda pek bağdaşmıyordum ama çok vatansever bir insandı. Yani o her zaman şöyle düşünüyorum benim sohbetlerde anladığım kadarıyla. Ülkesinin bağımsızlığını veyahut işte en azından Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olmasını düşündü. Yani bu eğer bir şekilde böyle bir çözüm olsaydı ona taraftardı. Şeyi korkuyordu yani Türk kimliğinin erime ihtimalinden korkuyordu. Kuzey yani Kıbrıs'ın tümü içinde Türklerde ayrı bir özellik ve bir ayrı devlet kimliği kazanmadan Avrupa Birliği'ne girerlerse bir yandan Yunanistan Avrupa Birliği üyesi bir yandan işte zaten Kıbrıs'ı temsilen Rum hükümetini kabul ediyorlar. O zaman hani Türkiye'nin de olmadığını farz ettiğimizde Avrupa Birliği içinde Türk kimliğinin Kıbrıs'ta eriyeceği endişesini taşıyordu. Yani bir potanın içinde eriyeceği ve kendi kimliğini kaybedeceğinin endişesini taşıyordu. Yani öyle bir tavır benimsemişti. Allah rahmet eylesin. Son derece sempatik bir halk adamıydı. Güler yüzlüydü. Tabii iyi fotoğraf çekerdi. Kuşları çok severdi. Yemesini, içmesini, ahbaplık etmesini, yarenlik etmesini, dostluk etmesini çok severdi. Mekanı cennet olsun diyorum. Peki. Şimdi tabii konuşacağımız çok başlık var Türkiye'de aslında. Gündem çok yoğun ama ben eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla başlamak istiyorum. Bugün bu arada tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Onu da altını çizelim. Şimdi siz çok hani açık soracağım. Sorun Genelkurmay Başkanı'nın işte İlker Başbuğ'un terör örgütü lideri olduğuna inanıyor musunuz? Bu terör lafı insana şu manada ters geliyor. Yani terör örgütü lideri deyince Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki bir insanın yani nasıl terör örgütü olabilir? O zaman Türk Silahlı Kuvvetleri nedir? Diye bir düşünce geliyor. Bence esas itibariyle iddianameyi yazanların vatandaşın hassasiyetlerine de daha saygılı davranması lazım. Onlar şuradan yola çıkıyorlar. İşte Ergenekon bir terör örgütüdür. Bu kişi de Ergenekon'un amaçları doğrultusunda bu andıcı kara propaganda sitelerini veyahut irtica ile mücadele eylem planını hazırlamıştır. O bakımdan en başta olduğu için terör örgütü lideridir demeye getiriyorlar. Ama ben o şeyi hazırlamakla irtica ile mücadele eylem planını hazırlamakla Başbuğ'un şahsen eğer o irtibat kurulursa tabii aralarında tabii daha, evet. O zaman bunun bir suç olduğunu düşünüyorum. Yani irtica ile mücadele eylem planını kim hazırladıysa o bir suç işlemiştir. Ama bunun irtibatım yok diyor. Yani kendisi bu irtibatım yok diyor. Buna mukabil bu irtica ile mücadele eylem planı ile ilgili değil ama andışla ilgili Hasan Issız ve Dursun Çiçek daha yukarıyı gösterdi ama o andıç yani internet andıcıyla irtica ile mücadele eylem planı zaten Nisan 2009 tarihlerini taşıyorlar. Yani birbirine bir destek mahiyetinde oluşturulmuş. O bakımdan hani birinden haberi varsa diğerinden de haberi olabilir. Ama siz terör örgütü olarak sordunuz. Beni de rahatsız etti. Ben de hani insaf, izan vesaire diye yazdım. Çünkü yani öyle demek yerine şu denilebilir. Yani görevi kötüye kullandı, görevini suistimal etti veyahut işte asker kişi olarak siyasete karışması yasakken siyasete müdahale etti gibi böyle cümlelerle bir iddia ortaya konulabilirdi diye düşünüyorum. Peki şimdi Başbuğ'un tutuklanmasının ardından acaba 28 Şubat'a doğru uzanacak bir süreç olur mu? İşte Yaşar Büyükanataş'ı, Koşener
Şimdi sürekli haklısınız. Yani sürekli şimdi bir de tuhaf bir durumda ortaya çıktı. CHP eskiden bu tarz tutuklamalara hani kendine göre bir karşı dururken diyor ki yetmez İlker Başbu. Hani sanki böyle bir iddiayla ortaya çıkıyor. Neden Yaşar Büyükanıt'a uzanamazsın, Yaşar Büyükanıt'ı tutuklayamazsın, 28 Şubat'tan hesap soramazsın demeye getiriyor. Halbuki böyle bir zıtlaşma ve böyle bir inatlaşma insanların hayatı üzerinden, tutuklamaları üzerinden ben doğru bulmuyorum. Neticede Yaşar Büyükanıt'a da uzanabilir, 28 Şubat'a da uzanabilir. Burada yapılan yanlış tutuklu yargılamalardır. Yoksa kimse insanların yargılanmasına karşı çıkamaz. Kısmen tutuklu da insanlar yargılanabilir. Ama yani şimdi bakıyoruz Ergenekon davasında aslında tutuklu sayısı azalmış. Bugün bir gazetede okudum doğru yanlış. Mesela 400 sanık varsa 70-80 tutuklu var diye yazmıştı. Halbuki eskiden daha da çok tutuklu vardı. Azalmış yani daha... ciddi şüphe varlığı bazı delillerle ortaya konulan hallerde tutukluk yolu olabilir. Ama hani balyozda bizim bildiğimiz kadarıyla çok daha bir geniş tutukluluk durumu vardı. Yani tutuklu olmadıktan sonra yargılanabilir. 28 Şubat'tan da hesap sorulabilir. İşte Yaşar Büyükanıt'tan da sorulabilir. Ama herhalde teker teker hepsini terör örgütü başkanı derseniz bu olmaz. Bana öyle geliyor. Lüzum yok. Yani meseleyi bu kadar gerginleştirmeye, bu kadar kutuplaştırmaya gerek yok. Zaten Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Kolay değil. Ama bir yandan da şimdi İlker Başbuğ da tutuklanmadan önce çok hedef gösterildi. Gösterildi, evet. Hani o tutuklama gerçekleşirken hani öbürleri o zaman bir mantığa oturtmaya çalışıyor tabii, insanlar herhalde. Çok dediğiniz doğru. Zaten ben baştan beri bunu söylüyorum. Dursun Çiçek yakalandığı vakit şimdi orada eğer Dursun Çiçek bunu tek başına böyle bir irticayla mücadele eylem planı hazırlayamaz ki karargahta. Deli olması lazım kendi başına. İşte Fethullah Gülen cemaatini şöyle karalayacağız. AK Parti içinde bir takım milletvekillerini bulup ve ülke istikrarsızlık yaratacağız. Bir insanın tek başına yapabileceği bir iş olmadığı, yani belirli bir plan çerçevesinde yapılacağı zaten belli olduğu gibi ihbarcı subay o belgeyi yollarken bunun Hasan Issız'ın talimatıyla olduğunu söylüyordu. Genelkurmay 2. Başkanı'nın talimatıyla. Zaten Hasan Issız'la Dursun Çiçek de İlker Başbuğ hedef gösterdi. Sadece başkaları da değil, kendi işlerinde de birbirlerine hedef gösteriyorlar. Zaten İlker Başbuğ da kendisi ne dedi? Ben dedi dört diyorum. Bu kara propaganda sitelerini ben kapattım dedi. Hakikaten 2009 yılında kapandı o siteler. Yani benim okurduğum dört kurulması için diyelim ki ben talimat vermiş olsam dahi. Hı hı. O daha belli değil. Onu kabul etmiyor. Daha faaliyete geçmedi o siteler. Şimdi onun da mantığı doğru. Şimdi geriye gittiğince ne oluyor o zaman? O da göstermiş oluyor. Ondan bir önceki durum o kara propaganda sitelerinin esas faaliyet gösterdi o irtica.org sitesinin ister istemez Yaşar Büyükanıt'ı gösteriyorlar. 28 Şubat zaten öteden beri konuşulan bir durum. Hı-hı. 28 Şubat zaten çok ayan beyan ortada. Bu nereye kadar gider pek bilemiyorum yani. Peki şimdi irticayla eylem mücadele planı eylem planı. Şimdi irticayla mücadele Türkiye'de suç mu yani? Hani değil. Niye bu planın böyle... adı o. İçeriği o değil. Yani irtica ile mücadele içeriği farklı. Şimdi şöyle bir durum var. Ben zaten o bakımdan bu kadar geriye gidip ne olacak? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durduğu yer şöyle bir yer. Emir komuta zinciri içinde biz cumhuriyeti koruruz, kollarız. Memleket tehlikeye girince biz müdahale ederiz. Biz zaten kalıcı değiliz. İşleri düzelttikten sonra gideriz diyorlar. Şimdi bu kabul edilebilir bir sistem değil. Yani bu yasak aslında. Böyle bir şey, resmen böyle bir şey hakları yok. Yani o cumhuriyeti koruma kollama maddesi o hakkı vermiyor.
şunu söyleyeyim, nedir Cumhuriyeti koruma kollama? Mesela dış düşmana karşı parlamentonun kararıyla ordu düşmanla savaşabilir. Tek başına düşman geldi bizim hududa dayandı, ben de ona savaş açacağım diyemez. Veyahut iç tehdit dediğinizde bir sıkı yönetim veya olağanüstü hal ancak parlamento kararıyla, önce hükümet sonra parlamentonun mutlaka tasdik etmesi lazım. Dolayısıyla yasama organının ve yürütme organının denetimi altında o cumhuriyeti koruyup kollayabilir. Ülkemizi iç ve dış tehditlere karşı koruyup kollayabilir. Şimdi bu irtica ile mücadele eylem planı adını demişler ama tehdit olarak AK Parti'yi ve Gülen cemaatini bellemişler. Ona göre yani AK Parti'yi nasıl bölebiliriz veyahut işte Milli Eğitim Bakanı'nı nasıl yıpratabiliriz, onu tehdit gibi görüyor. Onu yıpratalım, bertaraf edelim, hükümeti yıpratalım veya Gülen cemaati büyük bir tehdit, onu bir terör örgütü gibi sunalım. İşte bazen hatta işte jandarma bölgesinde silah falan koyalım ki silahlı terör örgütü hüviyetine gelsin. O zaman bu yasa dışı bir faaliyet haline geliyor. Yoksa irtica ile mücadele eylem planı işte milli güvenlik siyaset belgesine dayanıyor. Türkiye'de irtica bir tehdittir milli güvenlik siyaset belgesine göre o dönemde. Dolayısıyla biz bu faaliyetleri yapmalıyız derken hükümeti yıpratıcı bir faaliyet içinde olmak tabii kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde bir kararı var. Yani AKP hükümeti için irtica evet. eylemlerin odağı, Cumhuriyet karşıtı eylemlerin odağı kararı verildi. Kararı verildi tabii. Evet. Zaten biliyorsunuz... O zaman onu ne yapacağız tabii, o kararı? Zaten biliyorsunuz o zaman Anayasa Mahkemesi yani Türkiye'de yani benim gibi insanlar yargının bir şekilde de vesayeti olduğunu düşünüyordu. Yani bu 12 Eylül 2010 reformundan önce orada Anayasa Mahkemesi'nin o kararının çok vicdani olduğunu söyleyemeyeceğim. 6-7 evet kıl payı kapanmaktan kurtuldu AK Parti. İşte önce 2007'de eşi başörtülü bir cumhurbaşkanı seçilmesin diye 367 kararı ortaya çıkarıldı. Arkasından anayasa değişikliği gerekçe gösterilerek 411 oyla geçmiş bir anayasa değişikliği gerekçe gösterilerek bunun laikliğe aykırı olduğu ileri sürüldü. Kaldı ki başörtüsü laikliğe aykırı zaten değildir. Başörtüsünün parlamentoya girmesi dahi laikliğe aykırı değildir. Burada hukuki değil mi diyorsunuz peki? Yani o karar hukuki bir karar değil mi? O kararı ben kasti bir karar olarak mütalaa ediyorum. AK Parti laikliğe aykırı bir parti gibi görmüyorum. Bakın o zamanlar her şeye karşı çıkanlar bugün tamam herkes CHP de dahil diyor ki üniversitelere başörtülü kızlar girebilir, okuyabilir diyor. Yani CHP de bu manada işbirliği yapabiliyor. Demek ki bir başörtü yasağının kaldırılması çabaları laikliğe aykırı olarak mütalaa edilmemesi lazım. Bugün sorduğunuzda büyük bir çoğunluk başörtülü kadın parlamentoda da temsil edilebilir, bu laikliğe aykırı değil diyor. Laikliğin doğru bir tarifi, yani bu benim görüşümde, yani herkes farklı, ben herkesin görüşüne saygılıyım ama bana göre özgürlükleri arttırıcı ve yeni seçenekler sunarsanız insanlara bu laikliğe aykırı olmaz. Yani mesela imam nikahı, yani Türkiye'de biliyorsunuz resmi nikah yapmadan imam nikahı yapmak suç sayılıyor, insanlar hapse giriyor. İmam nikahını resmen tescillediğiniz takdirde, sadece imam nikahının tabii ki kadınlara hak vermediğini ben biliyorum. Sadece imam nikahını önermiyorum ama mesela nasıl dini nikah yapıyorlar, onlar resmen de yazılıyor, resmi kayıtlara da geçiyor. Hı hı. Katolikler mesela, biz de isteyen imam nikahı yapar, bunu da şeye geçirebilir. Resmen tescillenir. Çünkü bilinmesi lazım imam nikahını. Dört tane eş almayacak imam nikahıyla. O da resmen tescillenecek. Yani mesela seçenekleri arttıran, peki, insanlara farklı seçenekler sunan şeyler. İşte mesela Anglikan mezhebi var biliyorsunuz. Oraya dayanıyor İngiltere. Ama İngiltere laik bir ülkedir. Ama bir laiklik, o zaman sizin gözünüzden bir laiklik tanımına ihtiyacımız var. Tamam, onu size laiklik anlatmaya nedir? Çalışıyorum. Aha, yani şunu demek istiyorum. Laiklik devletin temel nizamının dini esaslara mecburi olarak dayandırılmaması ama
dinden kaynaklanan bazı düzenlemeler yapılabilir. Zorunlu olmadıktan sonra. Onu demek istiyorum. Ayrıca tabii ki laiklik aynı zamanda din ve vicdan özgürlüğü demektir. Biz böyle bir topal laiklik uyguluyoruz. Devletin temel nizamı dini esaslara dayandırılmasın. Ama din vicdan özgürlüğü olmasın. Başörtüsüyle mesela üniversiteye giden kızı atalım. Laiklik aynı zamanda bakın Alevileri de ilgilendiriyor. Türkiye'de laiklikte bazı aksamalar var ama bu şeyden kaynaklanmıyor. Kadınların başörtüsüyle üniversiteye gitmesinden kaynaklanmıyor. Mesela şunu derseniz Diyanet İşleri'nde Aleviler yeterince temsil edilmiyor veya onların ibadethaneleri olan cemevleri resmi ibadethane olarak kabul edilmiyor. Veyahut işte mecburi din dersleri ve tamamen sünni inanca göre yazılmış din dersleri bunlar laikliğe aykırı tasarruflardır derseniz ben %100 buna katılıyorum. Çünkü siz zorunlu din dersi koyamazsınız laik bir ülkede. Şimdi bunu kaldırmanız lazım. Veyahut bunu yapıyorlar galiba yaptılar. Zorunlu siz din dersi koyarsınız fakat isteyen bunu şey yazaraktan hani ben katılmayacağım dediği takdirde o çocuğa zorunlu olmaz o din dersleri. Yani seçmeli ders olarak. Siz seçmeli yani aslında gönül ister ki seçmeli olsun ama din dersleri okutulabilir. İstemeyen bu din dersine özgürce girmez. Der ki benim çocuğum girmek istemiyor. Veli bunu yazar ve girmez. Çünkü bu tip başka laik ülkelerde de din dersleri var. Fakat ebeveynin şeysiyle rızasıyla gidebiliyor. Eğer rızası yoksa ebeveyn derse ki benim çocuğum girmesin. Eskiden böyle değildi biliyorsunuz. Nitekim o Alevi bir vatandaşımız müracaat etti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye mahkum oldu. Evet. Peki yine dönelim Ergenekon'a. Evet. Şimdi siz Ergenekon davasıyla ilgili çok yazı yazıyorsunuz. Ama bunların daha çok böyle bir örgütün varlığını kabul eder yönde yazılar. Evet. Gidiyor musunuz duruşmalara? Onu sorayım. Ergenekon duruşmalarını izlediniz mi? Duruşmaya bir kere gittim. O da bizim Tuncay Özkan gibi arkadaşlarımız, onları Mustafa Balbay. Hı hı. Yani onlar için gittim bir kere. Hı hı. Silivri'ye. Onun harici gitmedim. Çünkü bu davalar sürekli takip etmek gerekir. Buna vakit yok. Keşke bu davalar aslında bu ulusal kanaldan veya televizyonlardan verilse biz de bunları izleyebilsek. Tabii ki şöyle çok önemli davalar. Bunun evet izlenmesi gerektiğine ben inanıyorum. Evet yani daha çok böyle bir örgütün var olduğu yönünde yazılar yazan gazeteciler, yazarlar gitmemeyi tercih ediyorlar. Yani ondan da biz neler ifadeleri, iddianameleri, ek belgeleri falan okuyorum. Yani orada Ergenekon meselesi şöyle meydana çıktı bir kere. Danıştay saldırısıyla esas hadise ortaya çıktı. Danıştay saldırısı oluyor. İşte ondan sonra Danıştay saldırısından sonra Muzaffer Tekin'e oradan Veli Küçük'e oralara Fikret Emet'e falan ulaşılıyor. Danıştay saldırısı önce ne olduğu bilinmiyordu biliyorsunuz. Ondan sonra onlarda bazı Ergenekon isimli belgeler çıkıyor. Ergenekon lobi vesaire gibi. Ama ondan önce Ümraniye'de bir gece kondu da. Hayır önce değil. Önce bu Danıştay saldırısı 2006 yılının değil mi? 17 Mayıs'ında Danıştay saldırısı oldu. Hı hı. Ondan sonra bu önce anlaşılmıyor bu Danıştay ne? O belgeler çıkıyor. Sonra işte Ümraniye tekrar baskın o. Danıştay saldırısından sonra Ümraniye ile ilgili bir ihbar geliyor. O ihbarda da tekrar Muzaffer Tekin'e ulaşılıyor. İkinci kez Muzaffer Tekin'e. İlk orada bir gözaltına alındı bırakıldı Muzaffer Tekin falan. Sonra ikincisinde böyle olunca ona ulaşılıyor. Oradan bir disk bulunuyor bunda. Bir CD bulunuyor. İşte onu nereden aldım? Fikret Emet'ten aldım. Fikret Emet aranırken Eskişehir'de de bombalar çıkıyor. Bunun Cumhuriyet atılan bombalar vesaire. Bu Ergenekon adına rastlayınca savcı o zaman Zekeriya Öz polise soruyor. Böyle bir sizin arşivlerinizde Ergenekon isimli bir terör örgütü var mı diye. Onlar işte o şeyden aldıkları neydi çocuğun adı genç haham diyelim. Tuncay Güney'den. Tuncay Güney'den aldıkları o ifade ve o belgeler üzerine evet var diye geliyor. Ondan sonra örgütün adı Ergenekon diye konuluyor. Yani önce bir Danıştay,
Eskişehir ve Ümraniye baskınlarından sonra ele geçen belgelere göre böyle bir ad konuluyor. Bu belgelerde bunlar var. Bu belgelerin yarısı doğru, yarısı yanlış da olabilir. Ben bunları bilmiyorum ama mahkeme hakimi kadar yetkili değiliz. İşte bu mahkemelerde insanları netice itibariyle yargılayacaklar. Bir şimdi yargılamanın varacaklar. Yapıldığı yer de önemli. Madem siz, çünkü Ümraniye bombaları, hani o evde gecekondu da bomba, evet. Bulunduğu iddia edilen bombalarla da başlayan bir süreç aynı zamanda, ama siz Danıştay diyorsunuz. Hayır, niye Ankara'da Danıştay'da da şeye ulaşıldı diyorum. Yani ben Danıştay koyuyorum. Siz Ümraniye. Evet. Tabii Ümraniye'de. Niye Ankara'da yapılmadı bu yargılamalar sizce? Danıştay şimdi şöyle oldu bakın. Danıştay Ankara'da ilk yargılandı. Çünkü o Danıştay müstakil bir dava gibi yargılandı. Evet, ayrı bir davaydı. Ayrı bir davaydı. Fakat sonra bu Ümraniye meselesinden dolayı burada dava açılınca buradaki mahkemede Ankara'daki mahkeme müstakil olarak Danıştay davasını bitirdi. Fakat Yargıtay'a gitti konu. Aynı dediğim gibi size Muzaffer Tekin filan bazı isim şeyleri vardı, ilişkileri vardı. O zaman Yargıtay bu davanın, yani Danıştay davasının Ergenekon ile birleşmesi kararını verdi. Sizin dediğiniz yani o şekilde oldu. Onun için ben Danıştay'ı başlangıç koyuyorum. Yoksa Ümraniye meselesi de tabii çok önemli bir şey, bir kilometre taşı. Peki şimdi Oda TV ile de devam edelim. Çünkü hepsi aynı kapsamda. Çok çok zor. Burada hiçbirini ya, biz yargılayacak değiliz zaten. Evet. Evet. Şimdi mesela Oda TV ile ilgili olarak sizin çok tartışılan bir açıklamanız oldu geçen hafta programınızda. Dediniz ki önümüzdeki duruşma tahliye verilebilir. Savunmalar tamamlanmadığı için tahliye edilmediler. Evet. Aldığım duyumlar üzerine dediniz. Duyum lafı demedim. Yani ben bir yorum yaptım orada. Kendi yazımda da yazdım zaten. Şimdi burada şundan dolayı. Benim tanıdıklarım var, hukukçu, yani mahkemelerle alakası olmayan hukukçular, bu davaları takip ediyorlar, biliyorlar, hukuki yönde biliyorlar. Doğrusu ben zaten bu ilk celsede bekliyordum, yani ilk celse dedimse bu son celsede, son duruşmada zaten tahliye yönünde karar verileceğini ben düşünüyordum, fakat çıkmadı karar. O zaman ben çok şaşırdım. O bu işi iyi bilen hukukçulara sordum. Onlar şu yorumu getirdi. Ben de onu tekrarladım. Hem bir temenni olarak hem de bir yorum olarak. Yarısını yaptırmışlar savunmaların, yarısını yapmadığı için savunmaların tamamlanmasını bekleyebilir. Bu duruşma da, bundan sonraki duruşma da tahliye çıkabilir dediler. Bu bana çok mantıken doğru geldi. Böyle olabilir diye düşündüm. Çünkü zaten o arkadaşlarımız iştirak halindeki suç işlemiş olsa bile onların cezalarının çok hafif olması lazım. Ancak iştirak halinde olabilirler. O suçun elebaşısı falan olmalarına zaten imkan yok. Yani alacakları ceza yattıkları kadar bile olmayabilir. Hafifletici unsurlarla. O bakımdan ben yeni de bir hakim atandı oraya. Hani yeni gelince hakim daha da kolay tahliye verebilir diye düşündüm. Çünkü öbürüne diyecekler ki sen niye tahliye vermedin? Birdenbire neden fikir değiştirdin? Halbuki yeni hakim gelmiş. O ben geldim, böyle değerlendirdim. Ben o bakımdan bütün bunları birleştirerek bir yorum yaptım. Ama adil yargılamayı etkilemediği bir durum var. Çünkü vermiş, birçok insan suçlu duruma düşürülüyor bu konuda. Niye? Ben kendim zaten adil, bizim gibi düşünen insanlar bu adil yargılamayı etkilemeden dolayı zaten yargılanıyor. Yine açarlarsa, yine yargılasa, ona bakarsan Abdullah Gül de mesela tutuksuz yargılanması, ya Tayyip Erdoğan tutuksuz yargılanması gerekir dedi. Evet, o da yani onun da etkileme... asıl onların dememesi lazım. Çünkü biz burada ister istemez bir gazeteci olarak habire bir sürü şeyi konuşmak mecburiyetindeyiz. Ben iyi bir temenni ve yorum olarak böyle tutuksuz yargılanmasına karar verebilir dedim. Bunda adil yargılamayı aslında etkileyecek çok bir şey de yok ama öyle demiş. Açılabilir dava. Ben şey değil, yani düşünün ki tutuksuz yargılanmalı bile demedim ben. Yargılanabilir ama tabii ki bu da benim arzumdur.
doğrusu. Hı hı. O bakımdan yani ben zaten korkmam dava açılmasından da. Peki şimdi siz bir yazınızda Oda TV davası ile ilgili olarak özellikle Nedim Şener ve Ahmet Şık için diyorsunuz ki polis içindeki rekabette bir tarafın görüşleri doğrultusunda yazı yazıp görüş beyan ediyorlardı. Bu size göre suç mu? Hayır, suç değil. Yani siz Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmasını, mesela Ahmet Şık bir kitap yazdı, daha doğrusu yayınlanmadan tutuklandı. Yani nasıl değerlendirdiniz? Hani kafanızda bazı şüpheler oluştu mu? Şöyle değerlendirdim ben. Ben ikisini de çok yakından tanımazdım. Yani onun çünkü ben kefil olurum falan diyemem. Şimdi burada Nedim Şener'le ilgili hem bu bir tespit hem benim kitabım çıkacak Her Taşın Altında. The Cemaat mi? The Cemaat mi? Orada da zaten bu konuyu işliyorum. Nedim Şener'i ben eleştiriyorum ama ben bunu Ergenekon'un eseri olarak yaptı falan demiyorum. Gazetecilik açısından bazı gerçekleri sakladığı için eleştiriyorum. Keşke çıksa da o bakımdan da çok çıkmasını isterim. Karşı karşıya gelip böyle ekran karşısında hesaplaşsak. Şimdi onların yargılanmasının sebebi Oda TV bilgisayarından çıktığı söylenilen bazı talimatlar var. Ki kendileri bunu virüs koydu diyor. Bunu ben virüs mü koydu, virüs mü koymadı bunu bilemem. Netice itibariyle bunlar bazı yerlere araştırma yaptırdılar. Kendileri yani şeyler, Oda TV'ciler. Hı hı. Ve orada virüs daha olabilir. Üniversitelerin. Yani üniversitelere virüs olabilir çıkıyor. Buna mukabil o tam tespit edemez diyor şeyde, mahkemede bir bilirkişiye geldi. Bu diyor hard disk olmadan diyor, hani sadece imaj üzerinden %100 virüs mü değil mi tespit edilemez gibi bir karşı cevabı var. Daha yeni, ben de şaşırdım, daha yeni diyorlar ki bir bilirkişiye gidelim de mahkeme böyle bir karar aldı. Bir görelim bakalım bu virüs mü değil mi? Halbuki orada virüs olup olmaması çok önemli. Zaten bu virüs ise hemen derhal bu kişileri serbest bıraktığın gibi virüsün kim koyduğunun peşine düşmeniz lazım. Ama 5 bilir kişi raporu var Sayın Alacak bu konuyla ilgili. Virüs işte, olduğuna dair Amerika'dan da gelen bir rapor var hatta. Virüs olduğuna dair yok. Olabilir. Olabilir. Diyor. Olabilir. Bu da ihtimal dahilindedir gibi konuşmalar var. Şimdi tabii ben %100 diyorum size. Kime inanılacaksa hani objektif değil. Kimi bulacaksanız ta mahkemenin başından beri bu yapılmalıydı. Çünkü zaten en önemli konunun bu olduğunu ben her zaman söyledim. Yani oradaki talimatlar yüzünden şöyle bir iddia bu kişilerin hakkında var. Ergenekon terör örgütünün talimatıyla sen bir kitap yazdın demek başka. İstediğin kitabı yazabilirsin. Onların iddiası bu. Ben demiyorum talimatıyla yazmış veya yazmamış demiyorum. Benim eleştirdiğim nokta başka bir nokta. Diyorum ki Nedim Şener şey yaparken Ali Fuat Yılmazer'i cephesine alıyor. Hı hı. Ali Fuat diyelim Yılmazer'i o istihbarat başkanıydı biliyorsunuz. İstanbul İstihbarat evet. Başkanı sonra Emniyet Müdür Yardımcısı oldu istihbarattan sorumlu. Hanefi Avcı ile birlikte ona cephe aldılar ve onu karalayıp sözde işte bu Hrant Dink cinayetinde onun da dahli var yani onun ihmali var diye ona sorumluluğu yıkmaya çalıştılar. Ben bunun raporlarla yani mülkiye müfettişinin raporlarıyla yalanlandığını, o mülkiye müfettişlerinin de kasıtlı olduğunu söylüyor. Mülkiye müfettişleri de adil değil diyor ama neye dayanarak diyor filan. Yani o şeyin içinde maalesef Hanefi Avcı'nın yanında durarak bir ekibe karşı korudu. Bu suç değil. Ama bu kadar bir polis içinde bir çatışmanın içine girip bir taraf olmak, hani insan bir siyasi iktidarı destekler de bu polis içinde çok girerseniz birileri sizi kullanabilir demek istiyorum. O bakımdan yani ben bunu bir tespit olarak söyledim. Bu suç değil. Bu hiçbir Hı-hı. zaman suç değil. Hı-hı. Ama düşmanlığını çekmiştir bazı cenahların. Onu da size söyleyeyim. O zaten o düşüncede. O kendisi de söylüyor. Kim yaptı diyor benim aleyhimdeki bir ihbar üzerine dinlenmeye başlamış. O da şüpheleniyor zaten. Karşı ekibin bir oyununa geldiğini düşünüyor. Tabii ben burada bir şey söyleyecek durumda değilim. Hı hı. Şimdi Dink davasına gelmişken ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi yarın karar duruşması var. Karar çıkması bekleniyor Dink cinayeti davasında. Şimdi suikaste ihmali olduğu
belirtilen çok sayıda aslında kamu görevlisi var. Var. Ramazan Akyürek mesela geçtiğimiz duruşmada Yasin Hayal beni kullandılar dedi ve bunlardan biri de Ramazan Akyürek'tir dedi. Celalettin Cerrah, Muammer Güler, onların da isimleri geçiyor ama bir şekilde hani hiçbir şekilde yargı önüne çıkarılmadılar. Bir yandan şimdi geçtiğimiz duruşmada yine avukatları sundu bazı bas kayıtları çok önemli bulgulara işaret ediyor. Mesela orada Büyük Birlik Parti'de bazı yetkililere giden işaretler, bağlantılar var. Dolayısıyla bütün bunlar değerlendirilmeden çıkacak bir karar. Nasıl bir karar olacak size göre? İşte bunlar şöyle geç geldi çünkü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan o telefon konuşmaları ve birbirleriyle irtibatlandırılan onlar çok geç geldi. Geç gelince bu sefer mürürü zamanı uğramasın diye karar vermek duruma hasıl oldu. Ama daha bu işin değil mi Yargıtay şeysi yok mu? Yargıtay aşaması var. Ama aşaması var. Hani yani kamu görevlileri için çok geç değildi aslında. Hayır, hani onlar o ayrı bir... da yargılanabilir. Şimdi ben bir de şunu da söylemek istiyorum. Şimdi mahkeme kayıtları mahkemeye bu telefon kayıtları aslında çok zaten geç geldi. Geç geldi. Çünkü söylüyorum. 5 evet. Yılda gönderdi. Çok hatta İstanbul yani. Emniyeti dedi ki biz inceledik burada bir bağlantı yok dedi. Yok dedi. Evet bunlar bulmuşlar. Yani orada bakalım bir... buldular mı bulmadılar mı orası da bilinmiyor ama mesela o çok iyi avukatları var Hrant Dink'in. Mesela şeyi buldular İstanbul İstihbaratı'nın çok büyük bir sahtekarlığı ele geçti. O tespit edildi. Çünkü iki müfettiş yolladık dedi o sırada Yasin Hayal'in amcası Osman Hayal'in evine vesaire. Fakat sonra o iki müfettişin o tarihte hiç karşıya geçmediği ve başka işle görevlendirildiği ortaya çıktı. Orada bir İstanbul'da ihmal var. Ben hiçbir ihmalin bakın bu dediğimiz Ramazan Akyürek gibi hatta İstanbul'daki istihbaratın böyle bir kasıtlı bir ihmal olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kasıt öldürme kastıyla hareket edildiğini veyahut böyle bir talimatın bunlardan gittiğini falan ben düşünmüyorum Ramazan Akyürek'ten falan ama ortada bir ihmal var Ramazan Akyürek bildiren kişi aslında o bildirmiş o ihbarı yapmış ondan sonra o iş ondan çıkmış oluyor. İşte Ali Fuat Yılmazer'in o raporu çarpıtarak değiştirerek gönderdiği yönde iddialar var bir de. Yok işte o öyle değil o benim kitabımı okuyunca onu anlayacaksınız. Şeyin ne derler ona Ali Fuat Yılmazer'in orada hiçbir sorumluluğu yok. Hı hı. Neden yok? Çünkü zaten onlar o sırada şeydeler yurt dışında İran'a resmi ziyaretle gidiyorlar raporun geldiği zaman. Şimdi bakın Trabzon'dan bir rapor geliyor İstanbul'a. İstanbul'a gelen bu raporda Yasin Hayal'in Agos işte Genel Yayın Müdürü Hrant Dink'e karşı ses getirici bir eylem düzenleyeceği bildiriliyor. Ondan sonra ve diyor ki bu kişi daha önce McDonald's eylemini düzenlediği için akla yakın geliyor bu eylemi de gerçekleştireceği gibi bir rapor İstanbul'a geliyor. İstanbul demin söylediğim hiçbir gerekeni yerine getirmiyor. Bilgi için Ankara'ya gidiyor. Yani şey için gereği için İstanbul'a geliyor. Bilgi için Ankara'ya gidiyor. Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı'nda o sırada o gün dışarıda olduğu için, yurt dışı gezisinde olduğu için Ali Fuat Yılmazer, onun yardımcısı şeye soruyor İstanbul'a size istihbarat ulaştı mı diye. İstanbul'dan evet bize ulaştı bilgisi gelince o da bunu arşive kaldırıyor. Dolayısıyla yani yardımcısı kaldırıyor. Dolayısıyla zaten Ali Fuat Yılmazer bunu görmüş değil. O sırada da zaten istihbarat daire başkanı Ramazan Akgürek değil. Sabri Uzun zaten. Sabri Uzun'la yurt dışında seyahatte zaten. Şimdi oralarda çok şeyler evet. Karıştı. Yani kamu görevlileri tabii ki yargılanacaksa yargılansın. Zaten Ramazan Akgürek'i İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan aldılar. Danıştay iade etti göreve. Yani şunu demek istiyorum. Biz şimdi buradan kendimiz yargılayamayız ki orada Danıştay demek ki bunu sorumlu bulmadı. O da belki dedi ki ben Trabzon'da biz bunu bildirdik İstanbul'a. Zaten bundan sonra artık İstanbul'un bu işi takip etmesi lazım. Anlaşıldı ki İstanbul'da bunu gerektiği gibi aslında takip etmemiş istihbarat. Ama Sabri Uzun da hani istihbaratı benden kaçırdılar. Biliyorum. Açıklamaları öyle, da hayır o açıklaması var ama işte
O açıklaması tam hakikati yansıtmıyor. Onu söylemek istiyorum. Bu uzun. Yani peki, konu çok teknik, bilmeyenler açısından ben kitabımda onu yazdım, biliyorum. Peki şimdi izleyicilerimizden de sorular geliyor. Gelsin. Bir izleyicimiz Haluk Kırcı'ya, hani Haluk Kırcı'ya verdiğiniz destekten bahsediyor. Aslında benim de sormak istediğim sorular arasındaydı. Çünkü Susurluğa bugünden bakışınızı da konuşmak istiyorum. Şimdi siz hem İbrahim Şahin'i hem Haluk Kırcı'yı, Mehmet Ağar'ı destekleyen yazılar yazdınız o dönem. Susurluk olayı patlak verdiği dönem. Mesela bugünden baktığımızda işte İbrahim Şahin de Ergenekon'dan yargılanıyor. Bugün hani nasıl bakıyorsunuz Susurluk olayına? Şimdi Susurluk geçme. Evet. Şimdi bakın Susurluk olayına nasıl bakıyorum? Burada benim vardı, o yazıma bir bakayım dedim. Şimdi bu daha Susurluk meselesi ortaya çıktığında işte bir araba yakalanmış. İçinde kim, Çatlı'nın ismini o zaman duyduk filan. Böyle bir olay olmuş. Ben İbrahim Şahin'le tanıştım. Evet, bir iki ay ben onu daha Susurluk'un ilk başında bana dedik işte biz PKK ile savaştık. Özel harekat vesaire. Orada JITEM'le bir aramızda uyuşmazlık var. JITEM bir sürü işe bulaşıyor. Nitekim şimdi meydana çıktı, daha o zaman JITEM'in faili meçhul cinayetlere karıştığı bile söylenilmiyordu. JITEM'in varlığı inkar ediliyordu. Ben o zaman JITEM meselesinde zannettim ki özel timi yemek istiyor JITEM. Benim yazılarım var. Burada örnekleri tabii bulmak biraz zor ama JITEM için şunu yazdım. Niye mesela Veli Küçük'ün üzerine gidilmiyor? Niçin Teoman Koman'ın üzerine gidilmiyor? Ben asker kanadının eksik tutulduğunu düşünmüştüm. İbrahim Şahin'in bana anlattıklarından yola çıkarak meğer İbrahim Şahin de bu meselenin içindeymiş. Ama iki ay sonra ben zaten sadece özel timin değil, JITEM'in de üstüne gitmek lazım. Genelkurmay'ın da üzerine gitmek lazım diye yazdım. Çünkü benim İbrahim Şahin'i tanımam etmem. Yani bunu savunmam için bir sebep yok. Yani Topal'ı filan beraber öldürmedik veyahut Mehmet Ali Yaprak'ı birlikte sorgulamadık. O bakımdan bir kere Haluk Kırcı'yla bu işin hiç ilgisi yok. Haluk Kırcı o zaman hapiste. Haluk Kırcı'nın bir yargılanması vardı. Milliyetçiler, ülkücüler, mesela solcular diyelim ki 8 cinayet işlese bile bir idam cezası alıyordu. Bunlar falanca maddeden yargılandıkları için her ölen kişi için ayrı bir idam cezası alıyordu. Haluk Kırcı için yazdığım mesele bununla ilgili. Ben Susurluk'un içinde olduğunu bile bilmiyorum Haluk Kırcı'nın. O zaman hapishanede veya kaçıyor. Benim Haluk Kırcı'yla öyle bir ilişkim yok. Ama İbrahim Şahin'le o zaman ilk başlarda hani daha adale etti. Jandarma ile arada bir rekabet var. Jandarma özel harekat timini yıpratmak istiyor. Nitekim özel harekat çok başarılıydı teröre karşı da. Ben ondan dolayı onun başını destekledim ama zaten ondan sonra o Susurluk olayını bizler örtbas etmedik. Susurluk olayı sonra Veli Küçük'ü ifadeye çağırdılar veya işte Teoman Koman'ı ifadeye çağırdılar. İkisi de parlamentonun kararına rağmen gelmedi mesela. Ben o zaman onların gelmesi lazım geldiğini söyledim. Dolayısıyla. Ama o dönemde şöyle bir durum da vardı. DYP'nin koalisyon ortağı işte Erbakan'a baskı yaptı. Baskı yapılmış. Evet. Ve Veli Küçük'ü hani öyle çünkü Özerçiller ve Tansu Çiller de vardı ifade verecekler arasında o dönem. Varmış ama üçünün de gitmemesi yönünde bir hani hükümetin Erbakan'a, de çıkardığı bir karar. Tabii öyle ama aslında Erbakan'a başka türlü yerlerden de baskı geldi. Zaten 28 Şubat'ta da baskı geldi. O Susurluk olayını sonra biliyorsunuz bir dakika aydınlık aydınlık için bir dakika karanlık eylemi de tamamen hükümet aleyhine dönüştürüldü. Yani orada Susurluk olayı biraz da askerler tarafından kapatıldı. Biraz da değil, üstlerine gelmesin diye sadece birkaç polisin ve özel timin etrafında bu mesele hapsedildi, Susurluk olayı. Susurluk nedir? Ergenekon'la kıyas edilmeyecek kadar önemsiz bir olaydır aslında. Ergenekon eğer bu meselenin ana gövdesi ise sözüm ona bu kontrgerillaya veya her neyse bu derin devlete hizmet ettiğini söyleyen kişiler kendi menfaatlerine işi dönüştürmüşler. Kendi çıkarları için işte yok efendim bir liste hazırlıyor mesela Milli Güvenlik Kurulu'nda Kürt iş adamları listesi öldürülecek.
Bunlar bu liste ellerinde gidiyorlar, pazarlık yapıyorlarmış. Bunları benim bilmeme imkan yok. Sizi öldürmeyeceğiz, bizim cebimize para verin. Daha sonra bunlar meydana çıktı. Yani o susurluk raporları falan yazıldı, ondan sonra çıktı. Hı hı. Yani biz daha işin çok başlangıcındayız o zaman. Ben bunu neden bu sadece özel timin üstüne yıkılıyor? Aslında bunun altında jandarma, JITEM, o zaman ilk defa diyorum yeşil, MİT var filan. MİT de yeşil, yeşili MİT de kullanıyor. O zaman ben yazdım. Hatta yeşilin resmini ilk ben yayınladım. Yani dolayısıyla bir susurluk olayına değil de bir İbrahim Şahin'i, evet, o zaman MİT'te, ama MİT'te diyorum, yani özel timin başı kahraman, PKK ile mücadele ediyor. Böyle bir polis gibi. Aslında o tarafı da var. Yani o tarafı dolayısıyla insan zaten tereddütte kalıyor. Bugün askerler söz konusu olduğunda da bir o tarafları var, bir öbür tarafları var. İşte ikisini de görmek lazım. Peki siz şimdi hani bu Ergenekon'u da aslında hani susurluğu gerçekleştirenler olduğunu düşünüyorsunuz aynı zamanda. Çünkü o noktada hani şimdi mesela Tansu Çiller'in, Mehmet Ağar'ın, Mehmet Eymür'ün yargı önüne çıkarılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi susurluğu ben o kadar önemsemiyorum. Yani Tansu Çiller neresinde olabilir ki Ergenekon'un veya susurluğun? Tansu Çiller gelmişlerdir, askerler, işte polisler, her neyse, anlatmışlardır onlara. İşte bu PKK terörü çok azgınlaştı, ne yapalım? İşte bazıları işte mahkemeye veriyoruz, mahkemeden beraat ediyorlar gibi. Olsa olsa Tansu Çiller, yani yanlış da olmakla birlikte, buna onay vermiş olabilir. Yoksa hani Topal'ı öldürün, paraları paylaşalım havasının içinde değil tabii Tansu Çiller. Bunu bence bu konu saptırmak olur. Zayıf davranmış olabilir ama neresinde olabilir ki susurluğun? Susurluk dediğiniz olay menfaat çetesine dönüşmüş devlet içindeki bir yapılanma, bir parçasıdır sadece onun. Peki şimdi 12 Eylül konusunda da aslında size çok da çokça soruluyor. Tabii. Özellikle hani bugün darbelere karşı olduğunuzu sıkça vurguladığınız için de karşınıza çıkıyor. Ben de soracağım. Şimdi 12 Eylül döneminle ilgili yazdığınız yazılar var. İzninizle ben bunlardan birkaçını paylaşacağım. 13 ilde sıkı yönetim yürürlüğe girdi. Huzura susamış milletimiz yürekten sesleniyor. Merhaba asker diyorsunuz. Tercüman gazetesinde, hı hı, 78 yılında. İşte kızıl ahtapotların kolları ülkemizi yavaş yavaş sarıyor ve hala at gözlüğü takanlar faşizmin tırmanışından söz ediyor. Faik türünü faşistlikle mi suçluyorsun? MİT'e kontrgerilla damgasını mı vuruyorsun? Devlet teröründen mi bahsediyorsun? İşkence iddialarıyla yeri göğü inletiyor musun? Faşizm geliyor diye yaygara mı basıyorsun? Geç kardeşim, uzatma o eli bana. Çünkü o el kızıl ahtapotu boğmak yerine onu besliyor. Ben o kirli eli sıkmam diyorsunuz. Buna benzer 78 falan. Evet. Evet, 80 bu da. 27 Temmuz 80. 27 Temmuz. Türkiye'de demokrasi demagoji ve anarşiye dönüşmüştür. Otorite ve hürriyet arasındaki denge birincisi aleyhine bozulmuş. Bir otorite boşluğu doğmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu boşluğu doldurdu. Hürriyet halk için değil, aydınlar için lüzumludur. Belki kulağa hoş gelmeyen ama gerçeği aksettiren bir sözdür. Parlamentonun feshi ve demokrasinin bir süre askıya alınması mutlaka geniş halk kitlelerini fazla etkilememiştir diyorsunuz. Yine 80 şimdi yılda bunda size, örnekler var. Hayır, ben size bunu söyleyeyim. Bu benim çok önüme çıkıyor. Bu ne zaman çıkmaya başladı? Bak, kime sorarsanız sorun. Ben 12 Eylül'de çok sert bir mücadele yaptım. Bir kere ilk okuduğunuz 13 orada Kahramanmaraş katliamı gerçekleşmiş. 13 ilde Ecevit sıkı yönetimi ilan etmiş. O zaman ben sıkı yönetim olsun istiyorum. Her gün bir aydın öldürülüyor. Bir o taraftan, bir bu taraftan. Sıkı yönetim bir kere gayet meşru bir düzendir. Bu bir. İkincisi, Soğuk Savaş dönemi orada Kızıl Ahtapot'un kolları ve vesaire. Tabii ki orada bir yandan Mao'cular, bir yandan Sovyet güdümünde olanlar, işte gençleri kullanıyorlar. Buna karşı ülkücüler ve biz ülkeyi komünizm tehdidi ve tehlikesi altında görüyorduk. Ben o zaman olabilirdi de o istikrarsızlık içinde. O onu vuruyor, bu bunu vuruyor. Yani sonunda bir darbe geldi ama Sovyetler Birliği'nin yayılmacı siyaseti gereği veyahut
İşte bilmiyorum, Mao'cu gençler de o sırada Sovyetlerle vuruşuyordu filan. Yani öyle bir ortam vardı. Ben bir komünizm tehlikesi gördüğümü gösterir o. Diğer yazılarımı, mesela daha geçen gün Burhan Ayer'i yazmış. Benim bir yazımı sokmam için tercümana ne kadar büyük mücadele verdiğimi, sonunda onları sokmak istemediğini ve neticede bu Evren Spor diye bir yazımdan söz ediyor. Ankara Gücü'nü 1. Lig'e çıkarmış. Daha 12 Eylül'ün ilk zamanları. O 1. Lig'e çıkarmıştı. Ben de bunun bir keyfi davranış olduğunu yazmıştım. Bunun üzerine beni sokmamak istediler. Ben tekrar mücadele ettim. Zorla o yazıyı soktum. Gazete süresiz kapatıldı. Şimdi ben bu gazete içindeki bu mücadeleyi aşmak için zaten başka yazılarımdan ben örnekler getirebilirdim ama değmez. Oraya denge cümleleri koyuyordum. Ama şimdi bugünkü kara propaganda içinde sadece o cümleyi koyuyor. Halbuki ben mesela onu demişim ama mesela öte yandan diyorum ki sen 27 Mayıs gibi yapmayacaksın. İşte partileri kapatmayacaksınız. İnsanları tutuklamayacaksınız. Çünkü siz bir darbe yapmadınız diyorum. Bir kere 12 Eylül'ün bir darbe olmamasına imkan var mı? Ama ben mahsustan böyle diyorum ki sonra onları yazabileyim diye. Çünkü gazeteye girmiyor. Gazeteye girdiği takdirde gazete kapanıyor. 3 kere Tercüman Gazetesi benim yazılarım dolayısıyla kapanınca ben de gazetede çalışanların büyük bir tepkisiyle karşılaşınca Burhan Ayer'in o yazısı çok enteresan akşamda o haleti ruhiyeyi ortaya koyuyor. Ben Evren'e gittim, yani Evren'le görüşülebiliyordu. Evren'e dedim ki ben sizden rica ediyorum böyle kararlar alıp gazeteyi kapatmayın. O dedi ki biz gazeteyi kapatıyoruz size zarar vermemek için dedi. Ben dedim ki siz beni hapse atın ama gazeteyi kapatmayın, öyle mi dedi. Evet dedim. Ondan sonra bir başka yazımdan dolayı beni hapse attılar ve gazeteyi kapatmadılar. Yani dolayısıyla böyle bir hani ben darbeciyim. Ben darbeci olsam 28 Şubat'ta da darbeci olurum. Niye 12 Eylül'de darbeci olayım? Çünkü Süleyman Demirel'i devirmiş 12 Eylül. Yani benim tuttuğum ve iktidarda olan bir parti devrilmiş. Üstelik 1979'da da çok güçlü bir şekilde halktan oy almıştı. Onun için şimdi bunu balyoz meselesinde öldürülecek gazeteciler içinde yer alınca şikayette bulundum, gittim. Başka bir basın toplantısı yaptık. Bir baktım. Oradan yazıdan böyle cımbızla çekmişler vesaire. Ama o günleri yaşayanlar benim darbeci olmadığımı, ya benim adım asker düşmanına çıkmış. Ben nasıl darbeci olayım? Ama o gün bu şeyi, ben asker düşmanı da ayrıca hiç değilim. Ve üzülüyorum komutanlarımızın da bu kadar yargılanıp hapishanelere girmesine. Ama askerin siyasetin müdahalesine her zaman karşıyım arkadaşlar. Onu da bilirsiniz. Peki, süremizin sonuna geldik. Aslında tabii konuşacak çok şey var ama bitirdik. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok sağ olun katkılarınız için. Evet, gazeteci Nazlı Alacak konuğumuzdu sayın seyirciler. Gündeme ilişkin değerlendirmelerini bizlerle paylaşmış oldu. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşçakalınız diyoruz. İyi akşamlar efendim.